Geçtiğimiz cumartesi günü, tarih vermek gerekirse tam olarak ocağın 13'ünde Hawaii'de bazıları kahvaltısını yaparken bir yandan da televizyondan Los Angeles Lakers Atlanta Hawks basket maçını izliyordu. Bazıları arabasıyla plaja doğru giderken bir yandan da radyo dinliyordu. Bazıları da çoktan plaja varmış ve güneşlenmeye başlamıştı bile. Anlayacağınız bu yeryüzü cennetinde sıradan bir gün başlamış gibi gözüküyordu. Ha, unutmadan bu sıradan günde yine çok sıradan bir şekilde bazıları da Instagram'dan canlı yayın yapıyordu. Sonuçta 21. yüzyıldayız, artık kahvaltı yapmak ya da plajda güneşlenmek kadar doğal ve yaygın bir şey Instagram'dan canlı yayın yapmak. Ve tam o sırada cep telefonlarına bir mesaj geldi. Bir uyarı mesajı. Beklenmedik bir şeyler oluyordu. Aynı anda plajda güneşlenenler de ürkütücü bir ses duymaya başladılar. Radyolardaki yayınlar aniden kesildi ve bir uyarı mesajı okunmaya başlandı. This is not a drill. If you are indoors, stay indoors. If you are outdoors, seek immediate shelter in a building. Remain indoors well away from windows. Televizyonlarda da hem görüntülü hem de sesli uyarılar geçiyordu. Hawaii için balistik füze tehdidi. Hemen bir sığınak bulun. Bu bir tatbikat değildir. This is not a drill. Evet, bu bir tatbikat değil, bir film de değil. Yaklaşık bir hafta kadar önce, ocağın 13'ünde Hawaii'de yayınlanan gerçek bir uyarı mesajı. İşte nihayet olmuştu diye düşünmeye başladı herkes. Kuzey Kore düğmeye basmıştı. Sonuçta geçen yıldan bu yana pek çok kıtalar arası füze denemesi yapıyorlar ve Amerika'ya da sürekli tehdit yağdırıyorlardı. Tabii Amerika'da boş durmayıp bu tehditlere karşılıklı cevaplar vererek bu gerginliği arttırıyordu. Kuzey Kore'nin Kasım 2017'de yaptığı son denemede bu füzelerin menzilinin 8000 kilometreye kadar çıkabileceği anlaşılmıştı. Ve Hawaii, Kuzey Kore'den sadece 7400 kilometre uzaklıktaydı. Böyle bir füzenin ateşlenme ihtimaline karşı daha bir ay önce Aralık 2017'de Hawaii'ye erken uyarı sistemleri yerleştirildi. Böylece eğer Kuzey Kore'den bir füze havalanacak olursa insanların sığınaklara kaçabilmek için yaklaşık 12 ila 20 dakikası olacaktı. Ve daha bir ay geçmeden erken uyarı sisteminden bir alarm verilmişti. Üzerlerine doğru gelmekte olan bir füze haberini duyan insanlar doğal olarak panik içinde koşturmaya başladılar. Oh my God. What do we do? Nereye gideceklerini, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bu koşuşturmaca, bu panik havası 38 dakika boyunca devam etti. Ama ne gelen vardı ne giden. Bu bir yanlış alarmdı. Bir insan hatası. Sonradan anlaşıldı ki Kuzey Kore nükleer füze düğmesine falan basmamıştı. Hawaii'nin acil durum departmanında çalışan bir kişi yanlışlıkla erken uyarı sistemi düğmesine basmıştı. Anlaşılan Hawaii'liler bu düğmelere basma konusunda zaten Hawaii'de çekilmiş olan Lost dizisinin etkisinden hala kurtulamamışlar. Peki bütün bunları niye anlatıyorum? Tasarımın insan hayatı üzerindeki etkisini vurgulayabilmek için. Çünkü hatayı yapan sadece o düğmeye basan kişi değil, aynı zamanda o düğmeyi tasarlayan, daha doğrusu o düğmenin de içinde yer aldığı bilgisayar sisteminin arayüzünü tasarlayan kişi, bir user interface, UI designer, bir arayüz tasarımcısı. Arayüz tasarımcılığı son yılların en popüler mesleklerinden biri. Çünkü özellikle mobil uygulamalarda ve sosyal medya mecralarında iyi tasarlanmış bir ara birime duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Ve bunların tasarımını yaparken sadece estetik kaygılarla, mavi değil de kırmızı olsun gibi kaygılarla hareket edildiğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü tasarımcılık artık bu tür kararların çok ötesine geçmiş durumda. Veriden, datadan beslenen bir tasarımcılık anlayışından söz ediyoruz artık. Neyin dikkat çekici olduğu, gözlerimizin nereye daha çok odaklandığı, dolayısıyla beynimizin çalışma yapısı, hatta bütünüyle bir insan psikolojisi gibi bir takım şeyleri
çok iyi bilmesi gerekiyor. Tasarımcılar tarafından çok iyi kullanılması gerekiyor bu tür bilgilerin. Yani cep telefonlarınızda ya da sosyal medyada bu kadar çok vakit geçirmenizin tek sebebi ve suçlusu siz değilsiniz. Aynı zamanda zekice tasarlanmış, oltalarla sizi sürekli olarak orada vakit geçirmeye teşvik eden o tasarımların ve tasarımcıların da etkisi büyük. Ama siz yine de suçu ve sorumluluğu başkalarına atmayın. Mümkün olduğu kadar vaktinizi dikkatli bir şekilde geçirin bu mecralarda. Hatta gerekirse sosyal medya hesaplarınızdan bazılarını geçici de olsa kapatın diyeceğim ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Bir dizi arayüzle karşılaşacaksınız ve sizi bu işten vazgeçirebilmek için en azından birkaç adımlı bir süreçten geçirileceksiniz. Yani öyle hemen bir düğmeye basayım da hesabımı sileyim yok. Füze uyarı sistemi mi bu? Öyle kolayca bir düğmeye basıp sileceksin hesabı. Yok öyle işler. Mafyaya, sosyal medyaya giren kolayca çıkamaz. Ama gelin görün ki bizim Hawaii Acil Durum Departmanı'nın kullandığı bilgisayar sisteminin arayüzü o kadar da karmaşık değil. Yanlış anlaşılmasın, tasarımda sadelik elbette çok arzulanan ve ulaşılması gereken bir hedef ama tabii kullanıcı davranışlarını da onların hangi senaryolara göre hareket edeceğini de önceden hesap etmek gerekiyor. Öyle basit bir aşağı açılan menü sistemi tasarlayıp aynı seviyede duran seçeneklerden birisine füze uyarısı, diğerine de füze uyarısı testi yazarsanız bunun adı minimalizm olmaz. Üstelik bu seçeneklerden birisini seçtiğinizde emin misiniz? Bunu yaptığınızda şöyle olacak, bir kere daha düşünün gibi caydırıcı ek mesajlar da çıkmıyorsa ortaya böyle bir sonuç çıkar. Yanlışlıkla ve kolaylıkla bir uyarı mesajı gönderirsiniz. Böylece sadece bir yanlış alarm değil, aynı zamanda bir yanlış tasarım fiyaskosu ortaya çıkar. Mükemmel olmak için kahverengi şeker yemeyin diye bir video yapmıştım ve orada hayatta bazı pürüzlere de ihtiyaç duyduğumuzu söylemiştim. Tasarımda da aynı şey geçerli. Bazı durumlarda işlemleri kasıtlı olarak yavaşlatmak ya da zorlaştırmak gerekebiliyor. Yani friksiyona ihtiyaç duyabiliyoruz. Özellikle borsalarda, çünkü finans dünyasında buna benzeyen problemlerle sıklıkla karşılaşılıyor. O yüzden buna verilen özel bir isim bile var. Tombul parmak sendromu. Peki neden tombul parmak? Çünkü borsalarda alım ya da satım emri veren kişilerden bazılarının parmakları biraz kalın olduğu için klavyede istenmeyen tuşlara bazen yanlışlıkla basabildikleri gözlemlenmiş. Aslında burada da bir klavye tasarımı probleminden söz edebiliriz. Çünkü nümerik klavyelerde 0 ile 3 0 tuşları yan yana. Şimdi çok basit gibi gözüken bir tasarım hatası ama sıfır yerine yanlışlıkla o 3-0 tuşuna bastığını düşünsenize. Nitekim 2014'te Japonya'da bir borsa simsarı yanlışlıkla 0 yerine o 3-0 tuşuna basınca borsaya 617 milyar dolarlık bir emir göndermiş. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 850 milyar dolar civarında olduğunu düşündüğümüz zaman bu epeyce yüklü bir miktar. Tabii böyle bir emiri borsaya gönderince ne oluyor? Bir takım otomatik olarak tetiklenen yazılımlar da devreye giriyor ve ani satışlar ya da ani alış hareketleri gözlemlenmeye başlıyor. Ve dolayısıyla borsada bir panik havası yaşanıyor. Ha bu arada bu söylediğim şey çok istisnai gibi gözükebilir ama hiç de öyle istisnai değil. Neredeyse her yıl ya da birkaç yılda bir tekrarlanan bir gözlemlenen bir hareket. Dolayısıyla finans sektöründe buna benzeyen tombul parmak sendromu örneklerinden bol bol görebilmek mümkün. $1 million. Bu arada bu tombul parmak sendromunun bambaşka bir açılımından da söz edebiliriz. Hepimizin rahatlıkla gözlemleyebileceği bir şey bu. Beynimizle ilgili çünkü. Bunun için şimdi size bir soru soracağım ve cevaplamanızı isteyeceğim. Sizce beyniniz parmaklarınız hakkında ne düşünüyor? Onların kısa ve tombul olduklarını mı? Uzun ve ince olduklarını mı? Yoksa çekici olduklarını mı? Doğru cevabı bu videonun sonuna doğru öğreneceksiniz. Tombul parmakların sebep olduğu bir başka facia da yazım yanlışlarıyla ilgili.
Bu arada bizdeki yazım yanlışlarından bahsetmiyorum. Hani şu laba, kalorifer ya da bluetooth gibi yanlışlardan. Bunlar benim vereceğim örneklerin yanında son derece masum kalıyor. Benim bahsedeceğim yazım yanlışı Amerika'da yapılmış atomik bir yazım yanlışı. Evet, doğru duydunuz. Atomik böyle bir deyim var. Eğer yapılan yazım yanlışının sonucu çok kötü şeylere sebebiyet veriyorsa o tür yazım yanlışlarına atomik yazım yanlış adı veriliyor. Mesela 1962'de Amerika Birleşik Devletleri kendi toprakları içinde yer alan Nevada çölünde bir dizi nükleer test yapacağını açıklıyor ve buna Project Sedan yani Sedan projesi adını veriyor. Sedan, a 100 kiloton nükleer cratering detonation. Bu proje gerçekleştiriliyor, aradan yıllar geçiyor. 2005 yılında yine bir toplantı sırasında o projeye, Sedan projesine atıfta bulunuluyor ama bu konuşmaları yazıya geçiren kişilerden bir tanesi işte o atomik yazım yanlışını yapıyor. Hatayı yapan kişinin parmakları tombul mu bunu bilemiyoruz ama E harfi yerine U harfi yazdığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bu tek harfin yanlış yazılması sonucunda nükleer denemelerle ilgili Sedan projesi Sudan projesi olarak yazıya geçiyor ve bir anda dünyadaki haber ajansları tarafından dağıtılmaya başlanıyor bu haber ve böylece çok doğal olarak Sudan başta olmak üzere tüm dünya yıllarca Sudan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer denemeler yaptığı haberiyle çalkalanmaya başlıyor. Oysa dediğim gibi bu aslında yaklaşık 50 yıl kadar önce Nevada çölünde yapılmış eski bir deneme. Ama öyle böyle bir deneme değil bu arada. Yapılan nükleer bomba testi sonucunda açılan krater o kadar büyük ki uzaydan bile görülebiliyor. Yani aslına bakarsanız dünyanın her halükarda çalkalanması gereken bir haber. Sadece Sudan değil, Sedan projesi olarak bile dünyayı olumsuz yönde etkileme gücüne sahip bir deneme yapılmış zamanında. Tombul parmak sendromunun bir ekonomik yönü olduğunu söylemiştim ya, borsada paniğe ve dolayısıyla büyük zararlara yol açtığını. Klavyede yanlışlıkla basılan tuşlar bazılarına ekonomik anlamda zarar değil, kar da sağlayabiliyor. Çok ziyaret ettiğiniz web sitelerinin adını adres çubuğuna yazarken hiç yanlış bir tuşa bastığınız olmadı mı? Eğer olmadıysa en azından Facebook yerine şunu yazmayı deneyin. Bu tür yani web sitelerinin adlarının yazılması sırasında yapılabilecek yanlışlarla ilgili bütün olasılıklar hesaplanmış ve bunların sonucunda ulaşılabilecek web sitelerinin neredeyse tamamının alan adları alınmış ve oralara da bir şekilde içerikler yerleştirilmiş durumda. Sadece içerikler değil, aynı zamanda tıklanabilecek reklamlar. Tabii siz kaç kişi böyle bir hata yapıyordur diye düşünüyor olabilirsiniz ama emin olun çok kişi bu hataları yapıyor. İyi de bu hataları yapıyor, tamam, yanlış siteye gittiğini de fark etti. Oradaki reklama niye tıklıyor diye de düşünebilirsiniz ama oradaki reklamlara tıklayan parmaklar da var ve bu parmakların tıklamaları sonucunda yılda yaklaşık 497 milyon dolarlık bir reklam kazancı elde edildiği tahmin ediliyor. Yani birileri başka birilerinin yaptığı yanlışlıklardan, onların tombul parmaklarından dolayı yılda yaklaşık yarım milyar dolar kazanıyor. Yanlışlıkla. Why make trillions when we could make billions? Hadi benim parmaklarım tombul değil diyorsunuz. Ben kül yutmam, öyle yanlış web sitesine de girmem. Girsem de oradaki reklama tıklamam diyorsunuz. Peki cep telefonunuzu kullanırken de hiç yanlışlıkla bir reklama dokunduğunuz olmadı mı? İtiraf edin. Bu videoyu izleyenlerin yaklaşık yarısı en azından bir kez böyle bir hata yapmıştır. 2012'de yapılan bir araştırmanın sonuçları böyle söylüyor. Mobil reklamların %50'sine yanlışlıkla dokunuyormuşuz. Ve o yüzden de bu tür dokunmalara tombul parmak dokunması adı veriliyor. İşin aslına bakacak olursak beynimiz kendi parmaklarımızı bile her zaman olduğundan daha kısa ve tombul olarak algılıyor. Böylece az önce sorduğum sorunun cevabını da öğrenmiş oldunuz. Ama hep birlikte öğrenmemiz gereken başka bir şey daha var. Hani videonun başlarında bütün bunları neden anlatıyorum diye sormuştum ya. Tasarımın insan hayatı üzerindeki etkisini vurgulamak için diye de cevaplamıştım. Sadece bu değil mesele. Yaptığımız hataları parmakların tombulluğuna vererek sorumluluktan kaçamayız. Parmağa konsantre olmayın. Onun anlattıklarına bakın. Don't
concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Evet, bir füze uyarısı butonunu yanlış tasarlamak geçen hafta 38 dakika boyunca Hawaii'deki insanların keyfini kaçırmış, hatta panik ve korku yaşamasına sebebiyet vermiş olabilir. Evet, böyle bir arayüzü tasarlarken friksiyon kavramını bilmek ve işlemi yavaşlatmak veya zorlaştırmak için gereken tedbirleri almak da gerekebilir. Peki ya insanlık olarak neden böyle bir uyarı sistemine ihtiyaç duyuyoruz? Bunu düşündük mü? Belki de asıl tasarım hatası o füzelerde yapılıyordur. İnsanlığı ve yeryüzündeki tüm canlı yaşamı bir anda yok edebilme potansiyeline sahip o silahların tasarımında bir hata vardır belki de. Belki de asıl sorun birkaç tombul parmağın daha da tombullaşmak istemesindedir.